Sayın seyirciler, Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündeme yansıyan gelişmelerle kum saatinde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Arap Baharı sürecinden Türkiye-Suriye Savaşı'na. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Suriye krizini bu cümleyle özetledi. İşte Haydar Baş'ın Yeni Mesaj gazetesindeki yazısı. Birleşmiş Milletler üyeleri ve bölge ülkeleri temsilcileri Cenevre'de toplanıyor. Kofi Annan toplantı öncesinde Suriye meselesinin endişe verici bir hal aldığını vurguladı. Zira Suriye konusunda Annan'ın planını uygulatmayan Batı ısrarla savaş ihtimalini yazmaktadır. İngiliz The Guardian gazetesi bölgedeki Suriye-Türkiye gerginliğinden bahsederek Suriye krizi Ankara'nın bölgesel güç olmak için yaptığı girişimlerin akılsızlığını ortaya çıkardı yorumunu yaptı. Yazıda Türkiye için güney sınırında bir savaş istemiyor ve bunu göze alamaz şeklinde tahrik edici ifadeler yer aldı. Bugüne kadar dünya basınında karşımıza çıkan Suriye haberleri ve Amerika Birleşik Devletleri ve AB'li yetkililerin beyanatları Arap Baharı sürecinde Suriyeli olan meseleyi Suriye-Türkiye gerginliği noktasına taşımıştır. Öyle ki Türkiye sınır komşusuyla ne için kavga ettiğini bile bilmeden ipleri koparmış ve son beyanatlara göre sadece kendisi ve kendi hakkında savaştan bahseder olmuştur. Türk halkı elbette ki savaş istememektedir. Geçmişte Birleşmiş Milletler ve NATO nezdinde desteklenmeyen Türkiye'nin mevcut şartları iyi okuması ve devlet nezdinde de savaşın gündem edilmemesi menfaatlerimiz gereğidir. Ancak Suriye, Türkiye ile karşı karşıya getirildiği bir savaşa zorla itilmektedir. Türkiye'nin bölgesel liderliği bahanesiyle başlayan savaşta Türkiye yalnız kalacaktır. Hiçbir devlet fiili olarak Türkiye gibi cepheye girmeyecektir. Yine kendisine bu coğrafyanın eski Osmanlısı sensin telkinleriyle bölgesel liderlik vaat edilse de asıl hedef Kürt devleti ve Büyük İsrail'dir. Bölgesel liderlik diye başlayan süreç yok olmakla neticelenebilir. Bize savaşı telkin nedenlerin İran'la nükleer silahlar konusunda müzakere süreci ise devam etmektedir. Son olarak İran, Avrupa Birliği'nin bu müzakereleri engellememesi konusunda bir uyarıda bulundu. Masa başında çözülebilecek meselelerin Türkiye'nin içine atıldığı bir girdaba dönüşmesi ise Türkiye'nin üzerine oynanan büyük bir oyundur. Kalıcı bir barışın yolu ekonomik büyümeden geçer. Türkiye'nin tahriklere kapılmadan kalıcı bir büyüme için çalışması ve büyüdükçe diğer İslam ülkelerinde oluşturacağı bloka dahil etmesi gerekir. Yapılması gereken yeni bir İslami blok potansiyelinin ortaya çıkması için bütün devletlerin arzu ettiği can, mal ve namus emniyetinin temin edildiği bir ortamın yaşanılır hale gelmesidir. Aksi takdirde sen bu bölgenin liderisin tahrikleriyle hem Türkiye kullanılacak ve hem de bu coğrafyada iddia sahibi olan devletler Türkiye'ye zaten müsaade etmeyeceklerdir. Profesör Doktor Haydar Baş. Başbakan Erdoğan'ın namertliğe tepki gösterdiği Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Türk uçağı Suriye hava sahasında vuruldu iddiasını sürdürüyor. Erdoğan'ın dün Kayseri'de yaptığı açıklamalara cevap veren gazete, kaynaklarının Amerikalı yetkililer olduğunu yineledi. Suriye Türk uçağını Suriye hava sahasında vurdu diye yazan Amerikan The Wall Street Journal gazetesi iddiasında ısrarlı. Gazete haberine kaynak olarak Amerikalı yetkilileri göstermişti. Aynı kaynak uçağın füzeyle değil, uçak savarla vurulduğunda ileri sürmüştü. Bu habere Başbakan Erdoğan Kayseri'de sert karşılık verdi. Demek ki bu gazetede mert değil. Namert bir yaklaşımla bunu yapıyor. Erdoğan'ın namert diyerek eleştirdiği Wall Street Journal eleştirinin üzerine yeni bir yazı yayınladı. Gazete kaynaklarının Amerikalı yetkililer olduğunu yineledi. Amerikalı yetkililerin Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt vermemeyi tercih ettiğini de yazan gazete, Ankara ve Washington arasındaki bilgi uyuşmazlıklarına rağmen iki ülkenin ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceği görüşünde. Çünkü Türkiye, Amerika ve Batı ülkelerinin Suriye krizindeki stratejilerinde kritik bir role sahip. Öte yandan Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye sınırına yaklaşan 3 Suriye helikopterinin uzaklaştırıldığı belirtildi. Öte yandan düşen uçak ve 2 pilotu arama çalışmaları sürüyor. Sayın seyirciler, kum saatinde Sayın Haruk Kayacı bizlerle birlikte gündemi beraber konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, ilk önce Suriye gündemiyle başladık. Profesör Doktor Haydar Baş'ın gündemle ilgili, Suriye gündemiyle ilgili yazmış olduğu yazıyı ekranlarımıza taşıdık. Ardından da yabancı bir gazetenin ve Journal gazetesinin yazmış olduğu yazıyı ekranlarımıza taşıdık. Tabii bu gazetenin iddiaları ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın da tabii ki eleştirileri vardı.
Bu arada ben son bir kez daha böyle biraz toparlamak istiyorum gündemi. Suriye ile alakalı. Biliyoruz ki Suriye tarafından, Rusya tarafından baktığımızda uçağın Suriye hava sahası içerisinde olduğu ve Suriye hava sahasının içerisinde vurulduğu bilgisi geliyor ve Rusya bunu onaylıyor. Ve onaylayan bir diğer ülkede Amerikan gazeteleri, Amerika da bunu onaylamakta. Fakat farklı ses Ankara'dan geliyor. Baktığımızda Türk uluslararası hava sularında vuruldu. Bu yanlıştır, hataldır deniyor. Ve Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamaları var. Daha önce açıklandığı şekilde diyor, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçağımız tanıtma sistemleri açık, tek ve silahsız olarak bölgede mevcut radarımızın performansının test edilmesi amacıyla görev uçuşu yaptığı esnada düşmüştür diyor Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması. Bir ayrıntı daha var açıklamada. Sonuç olarak elde mevcut radar görüntülerine ve yapılan idari araştırma sonucuna göre uçağımız 12 mil olan Suriye karasularının 1 mil dışında takriben 13 mil uzakta vurulmuştur diyor. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Bu arada Amerikalı bir analist var. Michael Chosudovsky, İran Press TV'ye konuşmuştu. Bunun açıklamasına baktığımızda Suriye gündemiyle alakalı Özgür Suriye Ordusu'ndan bahsetmiş. Suriye sivil toplumunu temsil etmiyor. Türkiye'de ve ABD dahil diğer NATO güçleriyle birlikte Katar, Suudi Arabistan tarafından desteklenen yabancı askerler, paralı askerlerle entegre olmuş bir silahlı grup diyor. Türkiye insanlığa ve sivil ölümlere yönelik cinayetlere karışan bu örgüte silah sağlıyor açıklamasında bulunmuş. Yani açıklamalara baktığımızda Türkiye'nin şu an izlemiş olduğu Suriye politikası, uzun lafın kısası, çok da iyi bir seyir izlemiyor. Türkiye tek başına kaldı. NATO'dan yardım istendi. NATO 5. maddeyi işletmedi. Ve böylece Türkiye Suriye konusunda maalesef yanlış adımlarına devam ediyor. Evet, genel bir toparladığımızda bu şekilde ama ben odak noktası olarak Sayın Profesör Baş'ın yazısından bir devam etmek istiyorum. Bu yazı için neler söylenebilir? Neler aktarmak istersiniz? Evet. Aslında yazıya bakıp ve aslında nihai olarak ne isteniyor diye baktığımız zaman artık şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye-Suriye arasındaki bu gerilim Türkiye'nin gündeminden, siyasilerin gündeminden artık kalkması lazım. Yani gerçek gündemimize dönmemiz lazım. Çünkü biz devam ettikçe batıyoruz. Devam ettikçe yanlışlarımız artıyor. Devam ettikçe kendi içimizde çelişkilerimiz oluyor, sinirler geriliyor vesaire. Başbakan işte bir Amerikan gazetesinin Suriye Türk uçağının Suriye sularında vurulduğunu söylemesi başbakanı namert olarak ifade etti. Peki evet. O gazeteci namert de Amerika namert değil mi? Evet. Yani Türkiye bütün Orta Doğu'yu özgürlük, barış adına ülkeleri bölüp parçalayan, yeraltı kaynaklarını sömüren Amerika namert değil mi? Yani onun için burada biz kendimize dönüp Türkiye'nin gündeminden Amerika'nın oluşturduğu, İsrail menfaatleri için oluşturmuş olduğu bu Suriye gerilimini kaldırmamız lazım. Evet. Saudi ile beraber bunu yapmamız lazım. Yoksa Sayın Baş'ın da ifade ettiği gibi biz bölgede komşularımızla beraber sorunlu hale geldik. Ve Orta Doğu ülkeleri ve halkları Türkiye maalesef bir dost ülke değil, bir taraf ülke ve bir ajan ülke olarak bakılıyor. Diğer taraftan işte Özgür Suriye Ordusu'nun da Suriye'yi temsil etmediğini, artık taraflı tarafsız Amerikan gazeteleri bile, yazarları, çizerleri bile bunu ifade ediyorlar. Ve o zaman ve bu Suriye'yi temsil etmeyen bu orduya silah yardım yapıldığı da bir realite. Onun için Türkiye ısrar ettikçe, üzerine gittikçe belki Amerika'ya yararmak için bu yapılıyor ama bölgede kan kaybediyoruz biz. Evet. Ve biz gerçekten bölgede yalnızlığa itiliyoruz. Şöyle bir düşünün, bir taraftan siz bölgenizde devletler tarafından ajan devlet olarak muamele görüyorsunuz. Sorunlu bir ülke olarak size bakıyorlar. Diğer taraftan siz yeni düşmanlar, eski dostlarınızı düşman olarak edinmişsiniz. İşte yani veya sizi tehdit unsuru olarak görüyorlar. Çünkü sizlerin Türkiye'de yerleştirmiş olduğunuz füze rampaları vesaire şu bu
onlar rahatsız ediyor. Dolayısıyla onlar size bir tehdit unsuru olarak algılamaya başladılar. Diğer taraftan Rusya'yı karşımıza ve uzantısı olan Çin'i karşımıza almamızın bir faydası yok. Yeni düşmanlar edindik, komşularımızla problemli hale geldik ve ülkeler bize artık dost ülke olarak bakmıyorlar. Farklı bir yorum olarak bizi değerlendiriyorlar. Bütün bunların neticesinde Türkiye nereye doğru gidiyor peki? Türkiye, Orta Doğu'daki İsrail'in menfaatleri için Amerika'nın dediklerini yapan bir devlet olarak ama bu süreçte de yalnız bir ülke olmaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Evet. Siz şimdi bölgenizde yalnız iseniz, bölgenizde düşmanlarınız varsa, diğer taraftan da ülkenizde 28 tane lokasyon noktasında NATO üsleri varsa, Türkiye her an aslında bir taraftan da işte yanlış açılım adı altında, yani Kürt açılımı adı altında terörü durdurmak değil, düne göre daha gerisine gidiyor iseniz, o zaman Türkiye'nin bölünüp parçalanmasının senaryoları aslında yazılmış, uygulanıyor. Bunun farkında değiliz. Onun için aslında Sayın Başkan ifade ettiği gibi artık Türk siyasetinin gündeminde bu çıkması lazım. Evet. Yani Suriye bizim kadim dostumuzdur. Bu halkları Müslüman halklardır. Ve Osmanlı'nın bir dönem orada bulunduğu, yani Osmanlı Hinterland'ında bulunan bir ülkedir. Hala daha mimar camisi olsun, şadırvanı olsun, yatırlar olsun Osmanlı mimarisidir. Evet. Bunlar Müslüman insanlardır. Ve bunlar bize bir tehdit unsuru oluşturmaz. Suriye bizden bu manada güçlü değil. Bizim topraklarımızı da işgal etmiş değil. Bizim için bir tehdit de teşkil etmiyor. O zaman biz durup durduğumuz yerde bizim için bir tehdit unsuru oluşturmayan bir devleti karşımıza alarak, Amerika'nın menfaatleri için karşımıza alarak yeni düşmanlar İran gibi, Rusya gibi veya Suriye gibi diğer bölge devletler gibi hem haklarını karşımıza almamız hem devlet iradesini karşımıza almamız Türkiye için makul değil, akıllı değil, Türkiye'nin menfaatine değil. Peki şunu sormak istiyorum. Biliyoruz ki Kilis bölgesini 5. Zırhlı Tugay Birliği konuşlandırılmaya başlandı. İşte füzeler yerleştirildi falan. Peki bu gelişme biraz daha sanki herhangi bir bahaneyle Suriye'ye müdahale olarak algılanabilir mi? Yani Başbakan Erdoğan biliyoruz ki uzun zamandır Time gazetesine, birçok gazetelere kapak oldu ve işte Erdoğan'ın yolu dendi. İşte Erdoğan yeni bölgedeki yeni Osmanlı'nın yeni liderliği olarak lanse edildi ve tabii ki Batı'nın çok ciddi bir teşviki var. Yani sokak gazıyla bir ciddi bir gaz verildi. Şimdi bu gazla acaba yanlış adımlar atılabilir mi? Bu arada Cenevre'de bir görüşme düzenlendi. Amerikan Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Clinton'ın görüşmesinde Rusya tabii ki Suriye'nin geleceğini, Esad'ın geleceğini Suriye halkı karar verir dedi. Ve bu konuda çok da fazla bir müdahale söz konusuna izin verilmeyeceği aktarıldı. Ve bu arada ufak notları da ekleyip sözü size vermek istiyorum. Bu arada Clinton'da bir askeri müdahale konusunu hiçbir zaman raftan kaldırmadıklarını da ifade etmekteler. Ama çok ciddi bir Rusya desteği var Esad'ın. Bundan sonraki süreçte de 1-2 yılda Esad'ın kalabileceği söyleniyor. Sadece seçimlerin tekrarlanması ve Amerika'nın istediği şekilde yeni bir yapılanma isteniyor ama bundan sonraki süreçte ne olacak? Esad kalacak mı? Bir askeri müdahale için Türkiye'yi mi öne sürecekler? Şimdi tabii Amerika, Avrupa belli lobiler özellikle Türkiye'nin savaşın içine girmesini istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin bu savaşa girmesi Amerika'nın menfaatine ve bölgedeki İsrail'in menfaatine. Ama Amerika ve belli özellikle İngiliz kaynaklı lobiler şunu yapıyorlar. Aferin Türkiye, bak bu yapılan şey yenilir yutulur bir şey değil. Kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Arkandayız. Arkamıza geçiyorlar. Evet. Amerika bu yenilir yutulur şey değil. Bunu kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Arkandayız. Evet. Bu horoz dövüştürenlerin rolünü üstleniyorlar. Onlar seyretmek için horozları dövüştürürler. Bir horoz diğer horozun kafasını ne kadar fazla kıdıklarsa, kanatırsa, kan kaybederse onlar keyif alırlar. Şimdi bir defa bunlar çok açık. Yani bizi bunu yapmak aslında insan onuruna dokunması lazım.
Biz bir devletiz, siz bize akıl veriyorsunuz. Biz bu bölgede ne yapacağımızı size mi soracağız diyecek bir iradeyi göstermemiz lazım. Evet. Ama bunu diyebilmek için iktidar olurken farklı yoldan gelmek lazım iktidara. Evet, söz yani vermemek lazım. Ödün bazı vermeden gelirseniz bunları söyleyebilirsiniz. Ama adamlar İngiliz bir taraftan, Amerikalı bir taraftan aferin, kınıyoruz. Hadi bakalım ne duruyorsun bir an önce falan. Bu yani bu ufak çocuklara yapılan bir muameledir. Maalesef bu muameleyi biz görüyoruz. Evet. Bu noktada başbakanın daha da önünde giden ve başbakanla beraber başbakanın önünde giden bir Davutoğlu var. Evet. Bunlar da bir an önce bu işin savaşın girilmesini istiyorlar. Herhalde yani insan böyle düşünmek de zorunda kalıyor. Başbakanın Cumhurbaşkanlığına gidişinde ben Amerika'yı aslında Davutoğlu bak ben sizin kahramanınızım. Bütün her şeye rağmen bak ben bunu başaracağım. Başarıyorum, emek sarf ediyorum. Lütfen bunları kayda alın. Bunlar yaptıklarım kayda değer şeylerdir dercesine bir kayda ortaya koyuyor. Evet. Yani ama şu bir net. Suriye'yi ne İran, ne Rusya, ne Çin Amerikan projesine kurban etmez. Türkiye'de yem yapmaz. Ama Türkiye'nin de hiçbir haklı, makul gerekçesi yoktur ki Suriye'ye girsin. Onun için bunu Türkiye gündeminden kaldırması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte güneyde vesaire hareketliliği bir taktik, stratejik olabilir. Ama bu başka bir şeye dönüşürse Türkiye kendi iradesiyle içinden çıkılmayaz bir bataklığa doğru kendini sürüklüyor diyebiliriz. Onun için ama inşallah sağduyu hakim olacak. Hatta çok enteresan Türk milletine de sormaları gerekiyor. Evet. Şimdi biz bunu derken arzu ederdi ki bu makul, mantıklı sağduyu yorumlarını Türk hükümeti yapsın. Ama Esad'dan geldiğini görüyoruz. Esad çok net Türk halkı savaş istemiyor. Kardeş kanı dökülmesini istemiyor. Ama Türk siyaseti maalesef Amerika adına çok iştahlı diyor. Gerçekten yapılan anketlere bakınız. Bugün hiç kimsenin Suriye'deki ismi Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatıma olan bu Müslümanların Amerika'nın menfaatlerine, çıkarlarına, İsrail'in güvenliği adına Türk askerinin oraya girmesini Türk milleti istemiyor. Şimdi millete rağmen, milletin kahir çoğunluğuna rağmen, Rusya'ya rağmen, Çin'e rağmen, Birleşmiş Milletler'e rağmen, İran'a rağmen adama demezler mi ya bu iştah neyin nesi yani evet. Niçin bu kadar iştahlısınız? Kim adına yani bu motivasyon kim adına size veriliyor? Kim adına buradasınız? Niçin oraya gidiyoruz? Ne menfaatimiz var? Türk milleti bunu gördü. Bir şey daha ifade edeyim. Ki biz Haydar Başbey'in makalesinde hareketle bunu söyledik. Aslında Haydar Başbey bu oyunu ilk Bursa'daki Ehl-i Beyt sempozyumu ile ortadan kaldırdı. Gerçekten millet olarak olan şükranlarımızı arz etmemiz lazım. Evet. Çünkü ne yapıyordu Amerika? Bu bölgede işte Sunni, Şia, Caferi ve Alevi gerilimi adı altında sanki Aleviler, sanki Caferiler, Şia kafirmiş gibi, zalimmiş gibi ve Müslüman değilmiş gibi bir propaganda ile beraber birbirimizi kırdıracaklardı. Nitekim taraftarlar da bulmuşlardı. İşte cübbelisi, resmi cübbelisiyle gayri resmi cübbelileri ne yaptılar? Evet dediler, öldüren asker kahramandır, ölürse şehittir diyecek kadar Müslüman kanını Allah haram kılıyor, helal kılacak kadar Allah'ın aslında sınırlarını da zorladılar. Evet. Niye bunları yaptılar bunlar? Bir yerlere yaranmak için, bir yerlere yamanmak için yaptılar. Aslında Haydar Başbey o gün oyunu bozdu. Çok enteresan. Evet. Bizler de aslında bir noktaya seviye kazandık. Haydar Başbey dedi ki hayır. İşte Suriye'deki insanlar geldiler sempozyuma. Suriye'den geldiler, Irak'tan geldiler, İran'dan geldiler, Ürdün'den geldiler, Azerbaycan'dan geldiler, Tanzanya'dan geldiler. Bütün Müslümanlar orada işte Şiası, Sunnisi, Cavirisi, Alevisi buradayız. Biz Müslümanız kardeşim. Bizim mezhep farklılığımız, bizim zenginliğimiz sana ne dediler? Evet. Yani Amerika'ya tabir etsin sana ne? Bu bizim zenginliğimiz. Bunu orada Türk milleti gördü. Baktı ki ya bunlar Müslüman insanlar ya. Ve nitekim yine tarihi bir ifadesi oldu Haydar Başbey'in en son Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin orada yapılan sempozyumda. Yani bunlar hepsi Müslümandır. Üstünlük takva ailedir. Evet. İşi bitiyor. Evet.
Onun için yani bugün ben bütün uğraşların sadece Türk kamuoyunu meşgul ettiğini, Türk halkını oyaladığını, bir manada da Türk halkının gerçek gündemi olan sıkıntılarını hükümet çözemediği için bu tür yollara tevessül ettiğini aklıma geliyor. Çünkü gitmiyor bu artık, gitmesin. Evet. Aslında sizin söylediğiniz gibi gerçekten 55 sempozyumlarının çok ciddi olumlu manası oldu, etkisi oldu. Aslında şöyle görmek lazım, dikkat edersek Esad'ın açıklamalarına baktığımızda ise Suriyeli diğer dışişleri bakanlarının ve siyasilerin yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda ise şu ifadeleri kullanıyorlar. Diyorlar ki AKP hükümetine rağmen Türk halkına olan sevgimiz farklıdır. Yani aradaki farkı görebiliyorlar. İşte, niye yani görebiliyorlar? İşte, gördüler ama mesela Suriye'den gelenler veya o bölgeden gelen insanlar bizler yani bizi düşman irade ilan eden iradeyi biz ümmetin beklediği adam diye görüyorduk. Nitekim bu olaylar görünce baktık ki böyle değilmiş. Bir taraftan sizleri gördük. Biz gerçekten Türk halkı firasetli, olayların arka planını görüyor vesaire dediler. Aslında bu sempozyumlar Suriyelilere hem yürek verdi, evet, hem yalnız olmadıklarını ortaya koydu. Siyasetin de yönetildiğini ve yönlendirildiğini dışarıdan görmüş oldular. Türk halkının aslında böyle düşünmediğini. Düşünmediğini. Nitekim bugün de anketlerde %90, yani bu çok büyük bir çoğunluk, %90 Türk halkının Suriye'de ne işi var? Suriye ile Türkiye Savaşı'nı kabul etmediğini. Diğer taraftan Bülent Bey, Türk ekonomisi, bak Türk ekonomisi çok kırılgan bir ekonomi. Bunu bizim kaçıştık. Bugün bak işte bakan çıkmış, işte biz Haziran ayına kadar yüzde, geçen yıla oranla şu kadar arttık, şu kadar ihracatımız var. Hiç kimse itaati konuşmuyor. Oysa cari açık veya dış ticaret açığı, ihracat ve ithalat arasındaki farktır. Şimdi onun için herkes matematiği nasıl görmek istiyorsa öyle yorumluyor, öyle bakıyor olaylara. Şimdi Türkiye savaşın sesini kaldıracak bir ekonomisi yok. Evet. Türkiye batar. Yani Türkiye siz bankalardan bakarsanız Türkiye cennet olabilir. Çünkü bankalar millete sattıkları parayı misli olarak geri alarak ayakta duran bir kurumlardır. Evet. Ama bankalar ne kadar güçlü olursa o oranda halk fakirleşiyor anlamına gelir bu. Onun için halkın bugün Türkiye'de 50 milyon insanın bankalara borçlu olduğunu düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 18 milyon hane halkı var. Her hanede 2 tane, 2,5, 3 kişi bankalara borçlu. İnsanlar geleceklerini, bir yıllarını bugün artık tüketmişler. Gelecekleri umutla bakmıyorlar. Onun için öyle bunlar, öyle savaş kolay bir şey değil. Bir şey daha ifade etmek lazım. Yani bugün İran farklı bir unsur. İran 30 yıldan beri savaşıyor dünyayla. Evet. Yani ne demek istiyorum? Fiili savaş yok ama ambargo var. Amerika onu olsun, vermeyin, bunu vermeyin. Bütün bunlara rağmen ayakta duran bir İran var. Milli ama ekonomisini harekete geçirmiş bir İran. Yani kendi ekonomisini hayatına geçirmeye çalışmış vesaire. Yani buna direnmiş bir formülle, evet, beraber. Siz, biz ne yapacağız? Hatırlayın, kışın burada 2 saat İstanbul'da elektrik kesildi. İstanbul felç. 2 evet, saat. Bu 10 saat olsa insanlar birbirini kırmaya başlayacaklar. Onun için yani bunlar böyle hamasi şeyler, hiç akli şeyler değil, makul şeyler değil. Onun için kesinlikle son cümle olarak Türkiye-Suriye savaş işini, senaryolarını Türk siyaseti, Türk siyasetin işte gündeminden çıkarması lazım. Peki. Evet, peki. Teşekkürler. Kurtulmamız lazım bu gündemden. Peki. Evet sayın seyirciler, diğer gelişmeyle devam ediyoruz. Suriye'yle savaşın eşiğine geldik. İran'da Malatya Küreci'ye kurulan NATO füze radarına karşı füze üretti. İran geliştirdiği füzeleri 3 gün sürecek tatbikata deniyor. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Hacızade, bu sistemler kurulduğu ülkelerin güvenliğini sağlamak için değil, Siyonist İsrail rejimini korumak amacıyla yapılıyor dedi. Malatya'ya kurulan füze radarının İran'ı tehdit ettiği ifade ediliyor. İran'da kendi tedbirini aldığı kalkana karşı füze geliştirdi. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Hacızade, Malatya'daki NATO radar üstüne karşı yeni bir balistik füze geliştirdiklerini açıkladı. Hacızade, Malatya'nın Kürecik beldesinde ve Basra Körfezi'nde NATO tarafından kurulan füze kalkanlarının yeni geliştirdikleri ARMA adlı balistik füzeye karşı savunmasız olduğunu söyledi.
NATO'nun radar üslerini kasteden Hacızade, bu sistemler kurulduğu ülkelerin güvenliğini sağlamak için değil, Siyonist İsrail rejimini korumak amacıyla yapılıyor. Füze kalkanına karşı yaptığımız çalışmalardan biri de ARM'ı geliştirmek oldu. Bu füzeler hava savunma radarlarına karşı yapıldı diye konuştu. İran geliştirdiği füzeleri 7 aşamalı tatbikatta deniyor. Ülke genelindeki 3 gün sürecek tatbikatta uzun menzilli Şahap 1, 2 ve 3'ün yanı sıra orta ve kısa menzilli Fatih, Tonder, Zilzal, Fars Körfezi, Kıyam gibi füzelerin belirlenen hedeflere fırlatılacağı belirtildi. Tatbikatta füze rampalarının yerleştirilmesi, nakli ve fırlatılması aşamalarında ordunun hareket kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Öte yandan devrim muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Emir Hacızade, Türk uçağının Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili de açıklama yaptı. Kayıp iki Türk pilotunun şehit olduğunu ifade eden Hacızade, Türk uçağının Suriye hava sahasına girdiği nokta daha önce İsrail'in Suriye'deki tesisleri vurduğunda kullandığı nokta. Suriye bu yüzden bölgeye karşı çok hassastı. Türk pilotların ölümünden mutlu değilim ancak Türk yetkililer Şam'a karşı siyasi bir baskı yaratmaya çalıştılar dedi. Önce Malatya Küreci füze radarı kurdular. Şimdi Türkiye'ye bu radarı koruması için 4 milyar dolarlık silah alması için baskı yapıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Suriye'li yaşanan krizi ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda soruları cevaplandıran Kılıçdaroğlu, Malatya Küreci'ye kurulan füze radarı sistemiyle ilgili açıklamalarına devam etti. Kürecik kalkanı parlamentonun iradesi dışında oraya konmuştur. Başlangıçta bunun bir NATO üssü olduğu söylendi fakat daha sonra NATO üssü olmadığı anlaşıldı. Şimdi o üssün İran ve Rusya tarafından vurulacağı defalarca hem İran hem Rusya yetkilileri herhangi bir kriz anında vurulacağı ifade edildi. Ve bize de şimdilik orayı korumak için 4 milyar dolarlık füze satmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi sorunları var. İşsizlik bunların başında yer alıyor. Siz Batı size bir kalkan kurduruyor, onu korumak için de size silah satıyor. Artık bu gerçeği Türkiye'de herkesin görmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Suriye'nin Bağız Partisi misin, Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi misin? Şamaroğlan'ı arıyorsan aynaya bak sözlerine de cevap verdi. Sayın Başbakan'ın zihinsel yorgunluğuna bağlıyorum bunları. Sayın Başbakan ağır bir hezimetle karşı karşıya. Ağır hezimeti kahramanlığa dönüştürmek istiyor. Ama şunu herkes biliyor. Orta Doğu'nun Şamaroğlan'ından kahraman olunmaz. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması da CHP liderine soruldu. Özel yetkili mahkemelerin ilk adı sıkı yönetim mahkemeleriydi. Sonra adı batıdan gelen baskılarla devlet güvenlik mahkemelerine dönüştürüldü. Tekrar batıdan gelen baskılarla özel yetkili mahkeme oldu. Yine batıdan gelen baskılarla özel görevli mahkemelere dönüştürüldü. Dolayısıyla bu mahkemelerin kimliği değişmedi. Bunlar demokrasilerde olan mahkeme değildir ve bunların mutlaka kaldırılması gerekiyor. Hukuk çifte standardı kaldırmaz. Çifte standardı eğer hukuk diye topluma yutturacak olursanız toplum ağır yaralar alır. Bugün demokrasi ve özgürlükler açısından yaşadığımız ağır yaraların nedeni de bu özel düzenlemelerdir. Evet, ilk önce İran'ın geliştirmiş olduğu füzeleri bir izledik. Ardından da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. NATO'nun füze kalkanı konusuyla alakalı. Tabii ki İran uzun zamandır aslında Türkiye'yi uyarmakta füze kalkanı konusunda. Hatta diyor ki bu aslında İsrail rejimini korumak amacıyla yapılıyor. Türkiye'ye dikkat etmeli. Türkiye kendi yorumlarıyla, kendi ağzıyla konuşmalı diyor. Uzun zamandır bu açıklamaları yaptı İranlı generaller ve Ahmedinejad da çok uyarmıştı bu konuda. Füze kalkanı ilk kurulduğu günden beri. Şimdi biliyoruz ki tabii tehditleri fark eden İran ona göre yaşayabileceği durumları fark ederek o füze geliştiriyor, silah sistemlerini deniyor. Bu arada Rusya, İran, Çin'in ve Suriye'nin de katılımıyla büyük bir deniz tatbikatı yapılacak. Burada da tanklar, füzeler ve füze sistemleri, uçakların son durumları kontrol edilecek, test edilecek. Ve böylece yaşanabilecek olaylara karşı da bir anlamda biz buradayız. Bir gözdağı niteliğinde İsrail'e ve Amerika'ya
Tabii zaman zaman İsrail'in de İran'ı tehdit edici açıklamaları var. Ha vurduk vuruyoruz, işte İran'ın nükleer güç sahibi olması doğru değildir açıklamaları var. Ama kendi sahip olduğu nükleer kapasite hakkında herhangi bir öz eleştiride de bulunmuyor maalesef İsrail ve Amerika. Sanki kendilerinin böyle bir hakka sahip olduğunu düşünürcesine hareket etmektedir her iki ülke. Bundan sonraki süreçte ne olacak? İran sürekli güçleniyor, sürekli evet. Sistemlerini yeniliyor. Bundan sonraki süreç ne olur? Şimdi Bülent Bey, aslında bir defa Kılıçdaroğlu'na bir lafımız var burada. Evet. Çünkü bir taraftan siz Amerika'nın Suriye'deki işgal projesine İstanbul'daki toplantıya katılacaksınız ve bu projeyi veya bu Arap Baharı'na ayakta alkışlayacaksınız. Şimdi bu eleştiri yapacaksınız. Evet. Yani bunlar da bizim maalesef işte Türkiye'nin parlamentosunu oluşturan siyasilerimiz bunlar. Kalitesi bu, kumaşı bu. Evet. Onun için çözüm çıkmıyor. Onun için biz ne ekonomiyi çözebiliyoruz, ne terör problemimizi çözebiliyoruz, ne dış politikamızda ilkeli, bize yakışır bir politika üretebiliyoruz, ne iç politikamızda tutarlıyız. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bunu bir teslim etmemiz lazım. Evet. Onun için Kılıçdaroğlu dün farklı, bugün farklı konuşuyor. Bu şekilde halkın huzuruna çıkarak halkın iradesini manipüle etmeye çalışıyor. Bu doğru değil, bunu bir de ifade edelim. Şimdi aslında İranlı yetkililere çok enteresan bir tespitleri oldu. Yani söylediklerinin içini doldurarak konuşuyorlar. Bir defa diyorlar ki bir, Türkiye'de yani Malatya, Gürecik'te olan ve Körfez'de olan füze kalkanları o ülkeler için oraya koyulmamıştır. Evet. Bir defa tespiti böyle yapıyorlar. Yani Türkiye korumak için değil, Basra ülkelerini korumak için değil. Bunlar İsrail'i korumak için ve Amerika'nın menfaatlerinde bir tehdit unsuru oluşturmak için koyulmuştur. Evet. Bir defa böyle bir şey var. O zaman İsrail'i korumak için koyulanlar peki kim için tehdittir? O zaman İsrail'i bölgede civan başı gören kimin için? Suriye için, İran için, bu bağlamda Rusya için ve Çin için bir tehdit unsurudur. Evet. Yani bir defa böyle. İkincisi, tabii siz bunu bir defa böyle kuruyor, kabul ediyorsunuz. Şimdi de tabii İran bağdaş kurup bekleyecek hali yok. İran da bu sefer kendisi bütün bu olumsuz şartlara rağmen, biraz önce ifade ettiğimiz gibi 30 yıldan beri dünyayla savaşan bir İran var. Ambargo'ya karşı direnen bir İran var. İran uzun namlu silahını yapmış, nükleer silahlarını yapmış diye ben söylüyorum. Yani evet. Bu lafın tamamı deliye söylenir. Evet. Neticede bu insanlar bunun üzerine çalışıyorlar. Uzun namlu silahlarını yapmış, füzelerini yapmış. Şimdi de bu füze kalkanını vuracak füzelerini yapmışlar. Şimdi de meydan okurcasına Suriye'si, Rusya'sı, Çin'i, İran'ı tatbikat yapıyor. Ne oldu şimdi Türkiye'nin? Yani Türkiye kendi devlet geleneğine uygun olmayan bir dış politikayla beraber bu olayla karşısında ne olacak? Biz maalesef kuyruğumuzu iki bacağımızı aslında alacağız, oturacağız, seyredeceğiz. Yani bizim Amerika'da gerçek dost olmadığını bizim bilmemiz lazım. Amerika kalleş bir devlettir. Sizi birine vurdurur, vurduktan sonra döndüğünüz arkada kendini bulamazsınız. Sizi orada terk eder. Döner, sizi de boğar. Çünkü Saddam da onun adamıydı, değil mi? Saddam o adamı değil miydi? Evet. Bütün bakın, Şah da onun adamıydı. Destekledi, sonra kendi ipini kendine çekti. Kaddafi de onun adamıydı. Bunlar öyle değil. Onun için burada bundan sonra ne olur? Bundan sonra şu olur. Türkiye yaptığı yanlış yanına kâr kalır. Türkiye'nin imajı bölgede bozulmuş olur. Türkiye bundan sonra Suriye'nin yapacağı bir şey yok. Dediğim gibi akıllı bir U dönüşüyle beraber artık Türkiye gündeminden Suriye olayını çıkarıp gerçek gündemimize dönmemiz lazım. Gerçek gündemimiz nedir? Türkiye'nin ekonomisidir. Evet. Yoksulluğudur, fakirliğidir. Türkiye'deki gün geçmiyor, şehit haberleriyle beraber uyanıyoruz. Terörün durdurulmasıdır. Yanlışların ortadan kaldırılmasıdır. Hukuk ihlallerinin ortadan kaldırılmasıdır vesaire. Buna dönmemiz gerekiyor. Bu gerçek gündemimize onurlu bir şekilde bir U dönüş yaparsak
derler ya, zararın neresinden dönse kârdır, bizim yanımıza bir kâr kalır. Yoksa şu gidişat doğru değil. Onun için Rusya, ne İran, ne Rusya, dolayısıyla ne Çin ve bunlarla beraber ne Suriye papuç bırakmaz bu bölgede. Çünkü uzun iki ama bunlar kendi alanında ilişkileri olan, çünkü Suriye önemli, Lübnan için önemli, efendim Hizbullah için önemli. Hizbullah için önemli olması İran için de önemli. O zaman İran için Suriye bu açıdan da çok önemli. Ve bu bölge biliyor ki İsrail bu bölgenin baş belasıdır diye biliyorlar. Bakın İsrail her türlü nükleer silah sahip olacak ama siz olamazsınız diyor. Bu nasıl bir şey ya? Kendine tanrı yerine koyuyorlar. Ben sana bu kadar özgürlük tanıyorum. Ben sana bu kadar işte faaliyet alanı tanıyorum. Ama ben istediğim her şeyi yapabilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Ama maalesef bugün Türkiye bize dayatılanı kabul eden bir siyasi bir hüviyete kavuşmuş, kazanmışız veya o noktaya gelmişiz. Ama İran daha onurlu, daha şahsiyetli. Bunları söyleyebiliyor. Sen yapıyorsun, sana mübahtan. Ben yapıyorum. Niye bana haram baba? Evet. Öyle mi? O da yanlışsa bu da yanlış. Ha, onun için bu gidişat zaman geçtikçe göreceksiniz ve ben bunu daha önce de ifade etmiştim. Suriye'nin istikrarlı, kararlı, İran'ın bölgede istikrarlı, kararlı, güven veren bir hüviyete doğru giderken, bunu kazanırken Türkiye'de bölgede tam tersi bir güven bunalımına, bir güven kaybına, itibar kaybına doğru gidişat böyle gösteriyor. Ve artık herkes de demek Türkiye dış politikasını maalesef Türkiye belirlemiyor. Öyle ya, Türkiye belirliyorsa %90 savaş hayır diyor. Ona kulak vermek gerekiyor. Sen şimdi senin iktidar eden halka kulak vermiyorsun. Kime kulak veriyorsun o zaman? Sormazlar mı sana? Evet. Ya onun için yani bunun geleceğinde ben savaşın artık gerçekten gündemimizden kalkacağına inanıyorum. İnşallah peki kalkar. Ve İran'ın ve Suriye ve Rusya'nın olaya sahip çıkması çerçevesinde de bu bölgede Amerika'nın oyununun bozulduğuna inanıyorum. Ama Amerika'nın ilk oyununu bozan da başta ifade ettiğim gibi Amerika'nın beslenmiş olduğu mezhep kavgasını ortadan kaldıran da Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Ona da buradan şükranlarımızı millet adına arz ediyoruz. Peki. Arz ediyorum. Evet sayın seyirciler, diğer gelişmeyle devam edelim. Terörle mücadele, yerine müzakere, terörist başına ev hapsi, ana dilde eğitim. Başbakan Erdoğan'la görüşen Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana işte bu taleplerde bulundu. Zana görüşmeyi mecliste düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana şu anda Başbakanlık resmi konutuna geldi. Başbakan Erdoğan yeni açılım paketi çalışmaları kapsamında Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile görüştü. Resmi konutta yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede terör konuşuldu. İlk açıklamayı Başbakan Erdoğan yaptı. Gayet iyi geçti. Gayet verimli olduğuna inanıyorum. Ama konuyla ilgili Leyla Hanım kendileri zannediyorum yarın bir basın açıklamasıyla onlar açıklayacaklar. Dolayısıyla benim bunun ötesinde bir açıklama yapmam doğru değil. Erdoğan'ın söylediği basın toplantısı ise mecliste gerçekleşti. İlk defa bu basın toplantısı odasına giriyorum. 21 yıl geçmesine rağmen bir ilki bugün başlatıyoruz. Kameraların karşısına geçen Leyla Zana, Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı. Denenmeyen tek yol sürdürülebilir müzakeredir. Bu anlamda Oslo görüşmelerinin milat olduğunu ve bu görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini ifade ettim. İdam gibi bir tabuyu yıkan bu ülkenin Sayın Öcalan'ı pekala ev hapsine alabileceğini ve bunun hayati bir önem taşıdığını belirttim. Seçmeli dersler arasında Kürtçenin olması olumlu bir gelişme. Ancak Kürtlerin ana dilde eğitim taleplerini karşılamaktan uzak ve ana dilde eğitim hakkı vurgusu yaptım. Silahları bırakın, operasyonlar durur söylemi gerçekçi olmayan taleplerden. Bunun altını çizdim. Peki Erdoğan bu taleplere nasıl karşılık verdi? İşte Zana'nın açıklaması. Görüşme son derece nazik bir ortamda gerçekleşti. Başbakan tüm taleplerimizi büyük bir dikkat ve nezaketle dinledi. Evet, görüntülerimizi izledik. Leyla Zana ile Başbakan Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşti. Ve bu görüşmede terörle mücadele konusunda Başbakan Erdoğan
belki ifadesiyle açılım, belki bir terörle müzakere, belki nasıl artık öyle bir noktaya geldi ki işte belli bir tanım bulmak da çok zor hale geldi. Nasıl tanımlamak da ifade etmekte zorlanıyorum açıkçası. Nasıl değerlendirelim bu Leyla Zana ile Başbakan Erdoğan'ın görüşmesini? Sayın Zana'nın ifadesi enteresan. Sayın Başbakan dikkatle, nezaketle beni pür dikkat dinledi diyor. Evet. Bu kadar söylüyor. Çünkü Başbakan'ın ne dediğini ifade etmiş olsa farklı bir yankı olabilir diye o özel görüşmeyi bilmiyoruz. Ama Zana'nın 30 bin kişinin katilini siz işte Türkiye idamı kaldırdı, aferin bravo. Şimdi siz bunu 30 bin kişinin katilini ev hapsine alın. Ev hapsinden sonra da büyük bir oyuncu olarak parlamentoya sokun. Bunun başka şeysi yok. Bir defa Başbakan Zana'yla tabii görüşebilir. Yani görüşemez manasında değil. Evet. Farklı bir şeyin altını çizmek için söylüyorum. Etkileri ve sonuçlara bakın aslında. Türkiye'de başbakanın, hükümetin terörle ilgili kafasında bir çözüm olmadığını, bir çıkar yol bulamadıklarını, evet, aciz kaldıklarının bir ifadesidir. Bir de bunu ifade etmek lazım. Yani artı başbakanın çözüm diye sarılmış olduğu açılımların hem kendisine hem millete bela olarak geri döndüğünün de bir ifadesidir. İfade etmek lazım. Siz şimdi Zana'nın ifadeleri de bölge halkını kesinlikle temsil etmiyor. Bakın Amerika aslında 250 yıllık bir devlettir. Millet bile değildir. Topluma bir millettir, değil mi? Yani devlettir. Niçin, nasıl İngilizce ana dil kapı dildi biliyor musunuz? Bölgesel dilleri, yerel dillerle beraber dünya ekonomisini, dünyadaki teknolojik gelişimleri takip edilemez düşüncesiyle beraber bir kanuna kapatıldı ve İngilizce resmi dil olarak oldu. Şimdi hangi arşivle, hangi dille sen kendi çocuğunu, ben de Diyarbakırlı Mehmet amcanın oğlu olabilirdim. Ve babam da ismi Mehmet ama Trabzonlu Mehmet. O Diyarbakır Mehmet amcanın da çocuğu olabilirdim. Ben dünya ile yarışacaksam, ben teknolojiyi takip edeceksem niçin İngilizce öğrenme ihtiyacı duyuyoruz? Ve dün niye insanlar Osmanlıca öğrenme ihtiyacı duyuyorlardı? Siz teknik ve teknolojide ileride olursanız makaleler, paperlar, yayınlar, arşivler, kütüphaneler hangi dille yazılmışsa sen de o bilgiye ulaşmak için bunu kullanırsın. Ve sen şimdi Zana kendi çocuğunu sadece ana dilde eğitimin dışında sadece ana dil Kürtçe eğitmesini ister mi? Kesinlikle bunu istemez. Bu ifade de aslında bir Amerika projesidir Türkiye'ye dayatılan. Evet. Hem şu var, yani Türkiye'yi kuran, yani Türkiye'nin ana unsurudur bunlar. Yani bu ülkenin tapusu bu vatandaşlarımıza ait, bize ait. Biz şimdi bunlar nasıl biz azınlık muamelesi yapacağız da onların ana dilde onların Kürtçe'yi konuşulmasını ifade edeceğiz. Bunlar doğru şey. Bunlar ülkenin bölünmesini, ülkenin kanatılmasını, darboğaza sokulup çözüm olarak böyle enteresan çözümlerin Türk halkının kabul etmesi noktasında bir özel kayıt olarak ben şahsen bunu son görüyorum. Son cümlenizi alayım ama bu cümleyi alırken de ufak bir soru sorayım. Biliyoruz ki başkanlık sistemi tartışmaları var. Başkanlık sistemiyle ilgili sürekli tartışılsın, konuşulsun ve yarı başkanlık sistemini önümüzdeki dönemlerde geçilecektir. Doğal olarak, otomatik olarak geçilecektir ifadeleri var. Ve bu arada Leyla Zana ile görüşmelerden çıkan terörist başı Öcalan'a ev hapsi konusunu birbirine yaklaştırdığımızda ve zamanlamasına baktığımızda acaba terörist başı için zemin mi hazırlanıyor? Veya acaba şu anda basına yansımayan biz başkan olduğumuz zaman federal bir yapıya geçeceğiz. O zaman siz dilinizde konuşursunuz, sınırlarını da belli edersiniz. O sınır içerisindeki madenlerinize sahip olabilirsiniz. Onu bunu yapabilirsiniz mi denildi bilemiyoruz. Ama yani bu görüşme aslında terör noktasında hükümetin aciz olduğunu, çaresiz olduğunu tabii görürsün. Ben bu görüşme binaen bunu söylemiyorum. Evet. Ve bugüne kadar ülkenin önüne, Türk kamuoyunun önüne, halkın önüne biz bu problemi çözeceğiz diye çözüm adına getirdikleri açılımların altında kaldıklarını, ezildiklerini, fos çıktığını ve terörün daha büyük tırmandığını görüyoruz. Demek ki bunlar
belki de bir senaryonun parçasıydı ki evet, terörist başının uygulanmıyor. 30 bin kişi terör başının efendim ev hapsine bir villada konaklamasına yarın da başka bir formülle beraber parlamentoya girmesine vesile olacak bir sürecin başlangıcı gibi bana geliyor. Bu noktada dikkat etmemiz lazım. Peki. Biz haklıya hakkını teslim etmezsek, haksızı da cezasını kesmezsek o zaman o ülkede hukukun işlemediğini görürüz ve hukukun olmadığı yerde de başka birileri orayı doldurur ki Türkiye ve o ülkelerde de anarşi alıp başını gider ve güvenlik de sağlanamaz diyorum. Peki, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Sayın seyirciler, Kum Saati'nde Sayın Harun Kayacı bizlerle birlikteydi. Gündemin önemli konularını konuştuk. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.